Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, bugünkü Kahramanmaraş temasları çerçevesince Kahramanmaraş Erenler Dernek üyeleriyle de bir araya geldi. Kaynak, Erenler Kültür Derneği ziyaretinde yaptığı konuşmada Anadolu'nun zenginliklerinden bir grup ile beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir yandan vatanımız için şehit olan bir kardeşimizi rahmet-i rahmana uğurladık. Bir yandan Anadolu'muzun zenginliklerinden bir parçayla, bir grupla beraberiz. Gerçekten biz Anadolu'yuz. Malazgirt'ten beri bu toprakları birlikte vatan kılmışız. Kürlüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle. Tamamen bu vatanla birimizin diğerinin daha fazla, ne daha fazla hakkı var, ne de daha eksik hakkı var. Hepimiz eşitiz. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İdlib'de yaşananlara, Halepçe'de yaşananların ne farkı var? İdlib'de o bombanın vurduğu Arap, Halepçe'de vurdukları Kürt. Ne farkı var bunların? İkisi de insan dedi. Yani biz Sünni Saddam bunu yaptı diye onu hoş göreceğiz. Nusayri Esad yaptı diye hor mu göreceğiz? Ya da tersi mi yapacağız? İkisi de zalimce çoluk çocuğun üzerine, masum insanın üzerine kimyasal silahla katliam yaptı. İdlib'de yaşananla Halepçe'de yaşanan ne farkı? İdlib'de o bombanın vurdukları Arap, Halepçe'de vurdukları Kürt. Ne farkı var? İkisi de insan. Her ikisinde de can verenler asker masker falan değil. Her ikisine can verenler masumlar. AK Parti'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu üzerine kurulduğunu ifade eden Kaynak, ayrım yapmaksızın bütün insanları yaradandan ötürü sevdiklerini belirtti. Bizim partimiz kurulurken Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in kayınpederi, hocası Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın bu düstur üzerine kurulmuş. Bakın, insanı yaşat ki devlet yaşasın da Türk'ü yaşat ki devlet yaşasın yok. Alevi yaşat ki devlet yaşasın yok. Kadını yaşat ki devlet yaşasın. Hiç böyle bir ayrım yok. İnsanı yaşat. Çünkü biz insanların dilini, ırkını, inanışını, Allah bilmiyor muydu? Hepimiz tek bir ırkta, tek bir dilde, tek bir inanışta yaratmayı, tek bir renkte. Bunlar hepsi Allah'ın birer ayetidir. Böyle inanıyoruz. Ve hepsini, bütün insanlarımızı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Hepimizi yaratan Allah, hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Şükürler olsun. Ziyarette AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitil, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçek, Erenler Kültür Derneği Başkanı Müslüm İvili de konuşma yaptı. Allah'a şükür toplumumuzun tüm katmanları aslında kendi aralarında hiçbir problem yok. Biraz önce de konuştuk. Başörtülüsüyle başörtüsüzü, Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Çeçeni, Kürdü. Hepsi bir kardeş. Eskiden tarihten olduğu gibi memleket hassasiyetidir. Memleketin birliği bütünlüğündeki hassasiyet toplumun bütün kesimlerinde müşahede etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Avrupa bunu hallettikten sonra, yani mezhep kavgasını bitirdikten sonra bugüne gelmiş. İslam dünyası bunu artık bitirmek zorundadır. Bütün Müslümanlar bir araya gelmek zorundadır. Sizlere bunu söylemeye geldim. Biz artık bu 21. asırda bunu aşmalıyız. Bunu asırlar önce aşan milletler, bugün dünyaya hakim olan milletler. İlk hizmeti Gülseren Mahallemizden başlattık. İlk hizmet, öyle değil mi? Asfalt ilk olarak Gülseren Mahallemizden başlattık. Daha sonraki dönemlerde de, bu dönemde de yine olması gereken, yapılması gereken hizmetleri hep beraber yaptık. Halkımızın, insanlarımızın, devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Barış ve kardeşlik adına hazırlamış olduğumuz cemevinde bütün canlarımızın hizmet alacağını da buradan söylemek istiyorum.